insanınıza yardımcı olmak için birlikte çalışan birçok farklı parçaya sahiptir. Her parça grubunun ayrı bileşenleri vardır. Hava yollarınız havayı ciğerlerinize iletir. Hava yollarınız karmaşık bir sistemdir. Ağız ve burun, boğaz, boronşiyal tüpler. Bizim lungumuzda 300 milyar balon var. O balonlar yani vardı. Bundan 300 milyarlar yani ne duvarımızdı. Yani üstüye koysak bizimki kakar yukarıya. El-Vahid cisimimizde yani kalbimiz, hapı yerimiz erebilmez. Bes bu El-Vahid onu kakar üstüda. Bunlarda bu ne der? Ve bu respiratory system. Halamın sistemi şeydir bizi yani nefes aldırır bize, nefes girer içimize. Ondan yani bunun sebebinden biz korkalarız, ağzımızdan yani nefes alıp söyleşirik. Eğer yani bu olmasa yarın biz edebilmeliyiz. Biz actually lungs'dan bir tekden yaşayabiliriz. Bir tekimiz olsa yaşayabilir cidden adi. Var alemde yani çok alem var bir tekden yaşayanlar. Bes yani bu el-Vahid şey bir tekden yaşayabilsen. Bazı alemde belki iki de adi. Bes ulumda yani okuduğumuz kadar bir tekden yaşayabilir. Bunlardan çok şey anladık biz bunu edende. Anladık insan ne canı nefes alır, eder. Ve burada da etik projekte gösterdik insana ne canı ederler. Bunu böyle desen, alına nefes, basasan çıkar nefes girer. Alasan, ana basasan girer. Burada aynen inhale, exhale. Inhale girer içeriye, exhale girer çıkar yansıya. Biz burada bir kurum koyduk. Biz şuralarda şunları satıyoruz. Ve biz Missoma ile şu fikri idea bizim için geldi. Biz bunlarla paraları getirirken o paraları kimsesiz çocuklara vereceğiz bayram elbiseleri için. Şubesinin bugün burada düzenlediği bilim fuarına katılmaktan ben büyük memnuniyet duydum. Burada öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Geleceğin bilim insanları, doktorları, mühendisleri burada hazırlamış oldukları projeleri sundular. Gerçekten iyi çalışmışlar. Çok ayrıntılı bilgiler verdiler bize. Sorularımızı yanıtladılar. Burada 80 projenin 120 öğrencimiz tarafından takdim edildiğini gördük. Çeşitli alanlarda biyoloji, fizik, kimya, elektronik, bilgisayar bilimleri. Dolayısıyla burada ben geleceğin bilim insanlarını, doktorlarını, mühendislerini gördüm ve onların gözlerindeki ışıltıyı görmekten de ayrıca memnuniyet duydum. İnşallah bu tür faaliyetler her yıl düzenlenir ve en iyi yani gelecek vadeden öğrenciler de ödüllendirilir. Gerçekten öğrencilerin bu projelere olan ilgisini görmek çok güzeldi. Teşekkür ederim. Bugün bilim fuarımız var. Biz normalde her sene böyle bir bilim fuarı düzenliyoruz. Yani ilkokuldan high school'a kadar hepsinde bilim fuarlarımız oluyor. Ama bugün MYP ve high school, lise kısmı, ortaokul ve lise öğrencilerimiz şu anda bilim fuarı düzenlediler. Biyoloji, kimya, fizik ve bilgisayar alanında. Şu anda 80 tane proje var burada. 80 tane test var. Efendim yaklaşık 120 tane öğrencimiz katılım sağladı. Bizi yani buradaki amacımız öğrencilerimizi bilme, teknolojiye yönlendirmek, bu alanda gelişimlerini sağlamak ve öğrenmiş olduklarını da praktize etmelerini sağlamak.
Bu şekilde öğrencilerimiz uygulamalı olarak öğrenmiş oluyorlar. Yani öğrenim sağlanmış oluyorlar. Bu da öğrencilerde daha kalıcı etki bırakıyor. İnşallah amacımız öğrencilerimizi en iyi bir şekilde yetiştirmek, onlara layık oldukları yani geleceği kendilerine bu imkanı sağlamak. Şu anda işte siz de gezdiniz, gördünüz. Gerçekten çocuklarımız geleceğin doktorları, geleceğin ilim adamları. Biz de burada onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öncelikle merhabalar herkese. İsmim Atıf Çebeci, fizik öğretmeniyim. Okula Eylül ayından beri başladım. Yaklaşık 120 öğrencimiz ve 80 projemiz var. Dönem başından beri biz bunu planladık. Hamdolsun öğrenciler de kendi gayretlerini gösterdiler diyelim. Bu şekilde fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallarından projeler hazırladık. Öğrencilerimiz 6., 7., 8. ve 9. sınıfa gidiyorlar. Üst sınıfların imtihanları, sınavları olduğu için onları katmadık maalesef. Fakat bu şekilde bile öğrenciler büyük bir ilgi gösterdiler. Öncelikle okul idaresine ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize yeteri kadar ve gereğinden fazla destek verdikleri için. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Merhabalar, biz 9. sınıf öğrencisi Meryem Veli'de. Bugün bakteri hakkında konuşacağız ve birazcık bilgi vereceğiz. Gördüğünüz üzere bakteri aslında her yerde bulunabilen, fakat nasıl ortaya çıktığı ya da nerelerde daha çok bulunabildiği hakkında bilgi olmadığı için biz bugün bunları anlatacağız. Bakteri aslında dünyanın her yerinde bulunabilir. Özellikle işte görebildiğiniz her yer kirli ya da veya çok fazla mesela yerlerde olabilir, her yerde olabilir. Bu bakteri aslında her bakteri kötü değildir. Bazı bakteriler iyi ve bazı bakteriler kötü olarak adlandırılır. Bu aslında vücuda göre değişen bir şeydir. Bazı vücuda iyi gelen, bazı vücuda kötü gelen bakteriler vardır. Burada da bakteri modelimiz var. Bakteri burada da aslında kimin bulduğunu, ki buradaki de bakteriyi anlatıyor. Biz özel sorular da hazırladık bunun hakkında. Bakteri şöyle ki, vücutta o kadar küçüktür ki neredeyse milyonlarca vücutta vardır. Özellikle de yaşayan her organda vardır. Yaşayan her organizmada vardır. Bu hayvanlar, bitkiler, hatta yaşayabilen her şey içinde vardır. Ama en fazla insan vücudunda bulunur. Çünkü insan vücudu bunu üretir. Burada da bakterimiz var. Bu da kendisini bulan, bakteriyi bulan. Aynı zamanda bu mikrobiyolojiyi babası olarak bilinir. Kendisi mikrobiyoloji hakkında çok fazla araştırmalar yapmıştır. Kendisi bakteriyi bulan da kişidir. En fazla bu kadar var. Bunları anlatırım. Teşekkür ederim. Sağ olun.